Hepinize merhaba. İngilizce 2 dersimizin 12. ve son ünitesiyle karşınızdayım. Bu ünitemizin konusu looking ahead. Yani ileriye doğru bakacağız. İleriye dediğinde zaten artık future yapılardan bahsettiğini siz de anlıyor biliyorsunuz. Burada will, may ve might yapılarını göreceğiz future formlarıyla birlikte. Will biliyorsunuz gelecek zaman yapısıydı. Will ve going to gelecek zaman için kullandığımız tense yapılarıdır. May ve might bunların yine future anlamı katmak isteyen keep'lerdir. Yani modallardır. Tamam. Bunları şimdi değinmek istiyorum size için biraz. You can use will to give facts or predictions about the future. Will'i ne zaman kullanıyormuşum? Geleceğe dönük yapılar için kullanıyormuşum yine about the future dedi. Predictions bazı tahminler için ya da bazı durumları vermek için kullanıyormuşum bazı fact'leri. Mesela demiş ki it will be expensive to travel around Europe. Mesela arkadaşlarımla tatile gitmek istiyorum. Arkadaşlarım diyor ki Avrupa'ya gidelim. Ha, ben de diyorum ki o zaman it will be expensive to travel. Ya yani muhtemelen pahalıya denk gelir. Değil mi? Böyle bir öngörüde bulunuyorum, tahminde bulunuyorum. The baby will keep us busy. Bebek bizi ne yapacak? Çok meşgul edecek. I'll be 65 in June. Ne yapıyorum? Doğum günüm var. Haziran'da 65 yaşıma gireceğim. O zaman give fact yapmış oluyorum şu anda. Bakın bir gerçeği, bir olguyu vermiş oluyorum. Haziran'da 65 olacağım diyor. It won't be easy to find a job. Arıyor, işten çıktı ama biliyorsunuz artık ekmek aslanın ağzında. O da diyor ki arkadaşım it won't be easy to find a job. İş bulman o kadar da kolay olmayacak. Burada will yapısına dikkat edelim. I will kısaltıldığı zaman I will not, won't. Zaten bunu bu şekilde her zaman için hızlı telaffuz ettikleri için I will diye duyamazsınız. Mesela ilk cümlemizi okuyalım. It'll be expensive to travel around Europe gibi kullanıyorlar. Ya da the baby will keep us yerine the baby won't keep us busy diyor. Will not yerine. Tamam yapımız bu. Will. Give facts ve predictions. Geleceğe dönük tahminler için ya da bazı olguları ifade etmek için. May might'a geldim. Yine will de burada kullanabilirim diyor. To show you are not 100% sure about the future. Gelecekle ilgili olarak %100 hiçbir zaman emin değilsiniz. Tabii ki hiçbirimiz emin olamayız. Geleceği sadece Allah bilebilir ama tense kullanıyorsak bütün cümlelerimiz ve bütün tenslerimiz için geçerli. Orada bir kesinlik vardır. Olasılık katmak istiyorsak olayın içine ya olasılık belirten bir kelime ya da bir model kullanmamız lazım. Possibility model. Ve may ve might geleceğe dönük olasılıkların için kullandığımız modellerimizdendir. Mesela diyor ki I may go on for a master's degree. Master diploması için ya da master çalışmalarım için devam edebilirim. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra diyor mesela. Ama ne yapmamış? Henüz bu konuda emin olamamış. Hayır ben bunu yapacağım diyorsa I'll go on diyebilir. I might not be able to afford it. Hadi şu elbiseyi alalım çok güzel sana çok yakıştı diyorum. Arkadaşım da diyor ki I might not be able to afford it. Onu alabilecek gücüm olmayabilir. Alamayabilirim diyor. Ne yapıyor? Olasılık. We will probably diyor. Probably büyük olasılıkla demek. Zaten o da olasılık belirten bir kelime. Görüyorsunuz will onunla birlikte kullanılıyor. We will probably take some time off from work. İşten biraz büyük olasılıkla izin alacağız. Çünkü çok yorulduk. Bu dönem çok zor geçti diyor mesela konuşan. Ve maybe kelimesi var. Bakın bu may ve maybe birbirinden farklı. Eğer be'yi ayrı yazsaydım olabilir anlamına gelirdi. Çünkü be orada olmak fiili olurdu. Ama bu maybe bir kelime. Belki demek. Maybe we will move to Arizona. Belki de Arizona'ya gideceğiz. Maybe. Okay? Belki. Buna dikkat ediyoruz. Will'i ne zaman kullanıyorum bu olasılık belirtenlerle? I guess, I think, maybe ve probably gibi kelimeleri kullanırsam, işin içine olasılık katarsam o zaman diyor ki ben bunlarla ne yaparım? Will yapısını kullanabilirim. I guess, sanırım. I think. Sanırım. I guess. Guess biliyorsunuz tahmin etmek. Sanırım böyle olabilir. I think bence. Maybe. Belki. Probably. Büyük olasılıkla. Tamam. Devam ediyorum. Diyor ki avoid will to talk about plans or decisions already made.
Şimdi diyor ki sen zaten planını, programını, her şeyini yaptıysan gelecekte yapacağın bir iş için. O zaman çarpı. Will'i kullanamazsın. Neyi kullanmam lazım? Doğrusu ya present continuous, şimdiki zamanı, ya da going to'lu, to be going to, future tense'i kullanmaktır. Doğrusu bu. Will'i kullanmıyoruz bakın. Planlanmış durumlar için gelecekte will değil, going to ya da şimdiki zaman tercih ediyorum. Peki şimdiki zamanı yine kullanırsam kafam karışabilir. Onun için onu verirken bir gelecek zaman yapısıyla vermem benim için daha açık olur. Diyor ki I am going to Europe next year. Mesela buraya bakıyorum. Şimdiki zamanı kullanmış. Çünkü go fiilinden de kaynaklı. Eğer go fiilini going to ile kullanacaksanız diyor ki I am going to go to deyip go arka arkaya gelmesin diyor. I am going diyebilirsiniz tek başınıza diyor. Burada da şimdiki zamanı kullanmış. I am going to Europe next year. Gelecek yıl Avrupa'ya gideceğim. Planlamış bakın, o yüzden will demiyor. I am going to visit Paris. Paris'i ziyaret edeceğim. Tamam mı? Ne kullandı buralarda? Şimdiki zaman. Ne yapabilir bunun yerine? I am going to go to diyebilir. Ama demesine gerek yok. Bu sadece go fiiline özgü bir istisnadır. Buna dikkat edelim. She is going to have a birthday party tonight. Plan yapmış. Bakın bu gece diyor. Demek ki henüz gerçekleşmemiş gelecekte bir yapı. Have a birthday party tonight. Burada kullandığım şey future tense. To be going to work bir. Verecek. Yani şuraya kadar aslında bunu söylemek istediğini biliyor musunuz? Ecek çekimi. Bu da have a birthday. Yapmak yapacak. Akşama bir parti yapacak. Parti verecek. Bunların neyi kullanın diyor. Going to'lu yapıyı kullanalım. Neden? Planlanmış gelecek zaman. Bu ünitemizde bazı mesleklere de değindi. Hemen onların da üzerinden geçeyim. Aslında bunları sözlüklerden de kendiniz bulabilirsiniz ama böyle daha rahat olabilir. Firefighter, itfaiyeci. Paramedic, bu sağlık çalışanları. Police officer, polis memuru. Journalist, gazeteci. Sales representative, satış temsilcisi. Librarian, kütüphaneci. Nurse, hemşire. Receptionist zaten. Letter carrier, aslında bu şimdilerde göremediğimiz bir şey. Posta kuryesi. Eski postacılar, yani postman. Computer specialist, bilgisayar uzmanı. Dentist, dişçi. Assistant, yardımcı. Business executive de işletme yöneticisi. Carpenter, marangoz. Plumber, tesisatçı, muslukçu. Architect, mimar. Electrician, elektrikçi. Mekanik, tamirci. Artist, buna dikkat edelim. Artist, ressam demek İngilizce'de. Travel agent, seyahat acentası. Okay. Bunlar da meslek gruplarımızdı. Evet, güzel. Gelecek zamanı öğreniyorum, yapıları öğreniyorum ama hep basit cümleler kurmama gerek yok. Artık biraz ilerliyorum, değil mi? Daha kompleks cümleler kullanabilirim. Diyor ki eğer gelecek zamanda kompleks cümle kurmak istiyorsam. Mesela şöyle, sen geldiğinde ben gitmiş olacağım gibi. Burada iki tane cümleyi birleştiriyorum ama bunu bir bağlaçla yapmıyorum. Bunu sıfat fiil dediğimiz yapılarla yapacağım ve bunun için kullanacağım tense, yardımcı tense, simple present olacak. Daha önce bahsetmiştim. Her tense'in arkadaşları var. Simple tense'ler genelde çok arkadaş sahibidir, daha sosyaldir. Simple present tense şimdiki zamanla arkadaşlık edebilir. Geniş zaman kendiyle arkadaşlık edebilir. Gelecek zamanla arkadaşlık edebilir. Present perfect'le arkadaşlık edebilir. Tamam. Şimdi bakalım. If, eğer, when, olduğu zaman, after, sonra, before, önce. Bu kelimeleri diyor. Diyor ki in complex sentences about the future. Gelecekle ilgili kompleks cümleler olduğu zaman. Simple present tense'i kullan. After, eğer, eğerden sonra, when'den sonra, after, sonradan sonra, before, önceden sonra ne kullan hep diyor? Simple present tense. Böyle biraz şaşırtıcı olabilir. Şimdi bunları cümlelerimizi daha iyi analiz edeceğiz. Hiçbir zaman formül öğrenmeyin arkadaşlar. Cümlelerin özünü anlamaya çalışırsanız sınavlarda daha rahat adapte edebilirsiniz kendinizi. What are you going to do when you graduate? Şimdi cümlede aslında bir tane soru var. O da what are you going to do? Ne ile başlıyorsak orada kimliğimizi ortaya koymuş oluyoruz zaten. Ne yapacaksın diyor.
Ne yapacağım da bana bir zaman vermiş. Ne zaman? Burada when artık soru değil. Ona dikkat edelim. Mezun olduğunda, mezun olduğun zaman ne yapacaksın? Bakın ilk tarafta gelecek zaman kullandım. Bu tarafta simple present. Yani diyor ki şunların hepsini görürsek bunlardan sonra mutlaka simple present tense getirelim. Ve diğer tarafta gelecek zamanı kullanalım. Devam edelim. If I get good grades, eğer iyi notlar alırsam deyip cümleyi bırakabilir miyim? Bırakamam zaten. Cümlemin devam etmesi gerekir. If I get good grades, eğer iyi notlar alırsam, I may go to law school. Hukuk fakültesine gidebilirim. Ne yaptım? If, when. Cümlenin bakın bu ortasında kullanılmıştı. Bu başında kullandı. Bunlara iki şekilde olabilir. Ya ortada ya başta. Yani when de başa alınabilir. Ama when'i başa alırsam bu sefer soru sormuş gibi olurum. O yüzden bu cümle için uygun değil. Başka bir cümle örneği vereceğim size. Mesela diyorum ki I will visit you when I have my ticket. Biletimi aldığımda seni ziyaret edeceğim diyor mesela. When I have my ticket, I will visit you. Biletimi aldığımda seni ziyaret edeceğim. Başta ya da ortada hiçbir değişiklik katmaz anlama. My parents will be disappointed. Ailem hayal kırıklığına uğrayacak. Bakın bu bir cümle aslında. If I don't go into law, hukuk fakültesine gidemezsem eğer. Bu bir cümle değil. Neden? Hukuk fakültesine gidemezsen eğer ne olacak? Şimdi söylüyor bakın cümleyi bütünleştiriyor artık. Annem ve babam hayal kırıklığına uğrayacak eğer hukuka giremezsem. Tamam mı? Cümlemizin tam karşılığı bu. After ve before'a da bakalım. Ondan sonra bitirelim. After I graduate. Bu yapılara dikkat ediyorsunuz. Şöyle çeviriyorsunuz bunları. Mezun olduktan sonra onların firmalarında çalışabileceğim. Mezun olduktan sonra onların firmasında çalışabileceğim. Bunu çevireyim before'u. Before I go home for the summer. Yazın eve gitmeden önce ne yapacağım? I need to decide. Kararımı vermem gerekir diyor. I need to decide. Karar vermeliyim. Before I go home for the summer. Yazın eve gitmeden önce karar vermeliyim. Tamam mı? Bunlara çok dikkat ediyorsunuz. Bunlar kompleks cümle yapılarıdır. Bunları düzgün bir şekilde oluşturabiliyorsanız gramerde pek çok şeyi aslında başarmışsınızdır demektir. Son olarak bu ünitemizde geçen offers, öneriler ve promises, söz verilen yapılardan bahsedeceğiz. Bunlar da will'li yapılar ve alright, tamam, tabii ki anlamına gelen ve okay karşılığı tamam anlamına gelen yapıları göreceğiz. Biliyorsunuz her ikisi de aynı anlamda alright, okay, tamam demek ikisi de ama en sık kullanılan okay. Bizim için Türkçe'de bile artık okay kelimesini kullanıyoruz tamam yerine okay. Aslında bu dil yozlaşmasının da önüne geçmemiz lazım. Şimdi and ve ben konuşuyorlar. Diyor ki I'm really looking forward to the picnic tomorrow. Look forward to dört gözle beklemek demek. Gerçekten yarınki pikniği dört gözle bekliyorum diyor and. Ben de demiş ki me too. Ben de. Oh, do you want me to drive this time? Bu sefer benim sürmemi ister misin? Ne yaptı? Suggestion, öneri de yaptı. O da dedi ki no, I'll drive. Ben süreyim diye öneriyor. I will drive. Ben süreceğim demiyor bakın orada. Öneride bulunuyor. Okay? I won't drive too fast. Çok hızlı sürmeyeceğim. Neden? Söz veriyorum. Promise. I won't drive. Will'li yapıları kullanıyor bakın offer ve promises. Çok hızlı sürmeyeceğim. Söz veriyorum. Başka bir diyor. Speeding ticket dediği aşırı hızdan yemiş olduğu para cezası. Ticket para cezası demek aynı zamanda. Bu hız cezasını bir daha ödemeye gücüm kesinlikle yetmez diyor. O yüzden yavaş gideceğim diyor. All right. Tamam. But will you remember to put gas in the car before we go? Yola çıkmadan önce, we go gitmeden önce arabaya benzin almayı hatırla lütfen. Unutma lütfen. Ne yapıyor bana? Offer bunu yap diyor. Öneride bulunuyor. Will you? O da demiş ki of course I will. Tabii ki yapacağım. We only ran out of gas that one time. Sadece bir kere diyor benzinsiz kaldık yani. Bunu da her zaman yüzüme vurup durma gibi bir ifade kullanmış. Okay, tamam. Alright, okay. So, I'll buy some sandwiches. Öneri yapıyor. Sandviç alayım.
Potato salad, patates salatası ve birkaç şey staff bazı şeyler. Could you bring your beach chairs? Sen de diyor plaj sandalyelerini getirir misin? All right, tamam. And I'll bring my beach umbrella. Bu da onu söylüyor. Ben de onu getireceğim. Kendi kendine söz veriyor bakın. Great, harika. If you want, eğer istersen. I'll call you in the morning. Seni sabah ararım. Öneri yapıyor. İstiyorsan arayayım. Öneri yapıyor. Ama soru değil bakın. I'll call you, seni arayayım. Ve bu benzin işini ben sana hatırlatayım diyor. Demek ki all right ve okay ikisi de tamam anlamına geliyor. Offer ve promise, yani offer öneri, promise de söz vermek demek. Verdiğimiz sözler için de will'li yapıları kullanıyorum. Bu ünitemiz de bu kadardı. Bu ikinci dönem, bahar döneminde hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.